Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru kitabında çemberin analitiği konusundaki 7. testinin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversiteliğim testi ve bu kitabın son testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Dik koordinat düzleminde O1 merkezi çember her iki eksene O2 merkezi çember x eksenine teğettir. O2 6'ya 5 merkezi çember o 1den geçtiğine göre yani şuradan geçtiğine göre O1 merkezi çemberin denklemi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hadi bakalım şu 6'ya 5'i kullanalım. Hocam 6'ya 5'i nasıl kullanacağız? Şu 6 şu da 5 olacak. Şunu çizmeyeyim şekil karışacak. Yani şuradaki uzunluk kaç? 6. Burası da 5. Şöyle 90 dereceyse. Peki burada da aynı şekilde merkez varsa teğet varsa çektik. dik. Merkez varsa teğet varsa çek dik yapınca. Hocam burası da re burası da re. E burası da 90. E şunu şöyle çizince bu yarı çap uzunluğu. Yarı çap uzunluğu 5 birim. E o zaman burası da 5 birim. Dik yamuk çıktı karşımıza. Şöyle bir dik üçgen oluşturacak olursak. Şurası da R olduğundan 6 eksi R oldu. E burası R iken burası R. Burası da 5 eksi R oldu. E burası da 6 eksi R. Artık burada Pisagor. 5'in karesi eşittir. 5 eksi R'nin karesi artı 6 eksi R'nin karesi. İşlem yapınca çıkacak ama 5 var. Büyük ihtimalle 3 4 5 üçgeni R yerine 3 koyarsak. E, pardon 2 koyarsak 3 4 5 sağlanıyor mu? Evet 3 4 5 sağlanıyor. R 2 çıktı. Evet o zaman R'ye 2 çıktıysa merkezi 2'ye 2. Çünkü R burası R burası O1 merkezli. O1'in merkezi ya da, da buna O1 yazalım. Yarı da kaç çıktı? 2 çıktı. Bu da ne demek? X eksi 2'nin karesi artı Y eksi 2'nin karesi eşittir. 2'nin karesi demek o da C şıkkında var. Yani X eksi 2'nin karesi Y eksi 2'nin karesi eşittir. 4 şeklinde cevap çıkar. Birinci soru C an oldu. Geldik ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde denklemi Y eşittir. Eksi, y eksi kök 3 X eksi 3 olan eşittir 0 olan Doğruya ve x ekseninde 3. bölgede teğet olan yarı çap uzunluğu 2 bir olan çemberin denklem aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Evet ekseni çizelim arkadaşlar. Şöyle eksenleri çizelim. Şunu çizdik daha sonra burada ben x yerine 0 koyarsam eğer y'si kaç gelir? 3 gelir. y yerine 0 koyarsam eğer y yerine 0 koyduğumuzda eksi kök 3 x eksi 3 eşit 0 ya. E, buradan x de sanırım eksi kök 3 geliyor değil mi? Evet eksi kök 3 geliyor. Evet x de eksi kök 3 bulduk. x eksi kök 3 y de 3 oldu. Evet. Eksi köküçe 3'ü çizdik. Şu şekilde olacak doğrumuzun denklemi. Şimdi ne diyor bize? E, bu arada bu nasıl bir üçgen arkadaşlar? Burası kök 3 birim. Burası da 3 birim. 30 60 90 üçgen değil mi? 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. Evet burayı 30 60 90 diye bulduk. Şimdi diyor ki hem bu doğruya diyor. Hem de bu doğruya x eksenine hem x eksenine hem de bu doğruya 3. bölgede teğet olan çemberden bahsediyor. İşte o çember şu çember değil midir? Ve yarıçapı da 2 birim olan çember. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Yapalım şöyle. Burası da 2. Burası da 2 birim. E şu 60'ı da kullanacağım. Teğet teğet olunca merkezden geçince hop ne oluyordu arkadaşlar? açıortay ortaya oluyordu. 60'ı parçaya böldü. 30'u karşı 2 ise 60'ı karşısı da 2 köküç olur. E burası da köküç. Burada uzunluk kaç yaptı? Eksi 3 köküç yaptı. Değil mi? E ordinatta 2 birim aşağıda. O zaman merkezimiz ne oldu? Eksi 3 köküçe 2 oldu çap çapta zaten 2. Bu çember denklemi x eksi eksi kök 3. 3 kök 3 yani x artı 3 üç kök 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 2'nin karesi şeklinde bulunur. Bu da hangi şıkta var? x artı 3 kök 3 y eksi 2 y eksi 2 ha burası merkezi eksi 3 üç kök üçe, eksi 2 şeklinde olacak. Burası o zaman y eksi eksi 2 yani y artı 2 olacak e, eşittir 2'nin karesinden dolayı 4 çıkacak. Tamam. Evet. Merkezimiz çünkü eksi 3 kökçe eksi 2 olduğundan dolayı. Evet. İkinci soru e oldu. Geldik 3. soruya. Analitik düzlemde y eşittir kök 3 bölü 3 x artı 1. Y eşittir 6 ve y eşittir 0 doğrularına teğet olacak biçimde bir çember verilmiştir. Şimdi öncelikle burada x yerine bir 0 yazıp y'yi kestiği yeri bulalım. 1 yaptı. Y yerine 0 yazdığımız zaman da bu 0 ise artı 1 eksi 1 değişti. Eksi 1 eşittir kök 3 bölü 3 x. Buradan da x'i de ne buluruz? Eksi 3 bölü kök 3'ten eksi kök 3 olarak buluruz. Evet burası eksi kök 3 oldu. Burası 1 oldu. 1 bir birim kök 3 birim uzunluğunda. Hatta bu 30 60 90 üçgeni değil mi? 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. O zaman burası da 60 90sa burası da 30 oldu. Bu y 6 doğrusuydu. Şu uzunluk kaç yaptı? Burada kadar ki uzunluk 5 birim yaptı. 30'un karşısı 5 60'ı karşısı 5 kök 3'tür. Hatta burası da 10'dur. E burada ne yapacağız? Şimdi burada işlemimizi yapalım. Merkez varsa teğet varsa çektik. Çektik. E arkadaşlar dikdörtgen oluştu burada. Şu uzunluğun tamamı 6 ise burası da 6 olacak. Yarı çap yarı çap olduğundan 3 birim oldu. Sonrasında nasıl bir işlem yapmalıyız? Burada apsisi bulmalıyız. Yani şuraya kadarki uzunluğu bulmalıyız. Hadi bakalım bulacak bir şekilde işlem yapalım. Hocam burada T, T uzunlukları var. Bu A ise burada A mı? Evet 30'u karşı 5 90'ı karşısı 10 yapmalı. Buraya 10 eksi A kaldı. Ve dikkat et. E, şuradaki uzunlukla da şuradaki uzunluk T, T'den dolayı birbirine eşit olmak zorunda. E zaten 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı. Burası da 2. 12 eksi A. Burası da 12 eksi A mı oldu? Aynen öyle. Sonrasında ne yapabiliriz arkadaşım? 12 eksi A. E hocam şurada bir dik yamuk çıktı. Bu dik yamukta işlem yapabiliriz. Yani şuradan bir dik üçgen oluşturacak olursak eğer 6 burası. E şurada bir dik üçgen. Hatta 30 90 60 üçgeni. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 köküştür. Hatta burası zaten şöyle bakacak olursanız 5 üçken burası da 5 köküş değil mi? Evet. 30 60 90'ı da girmeden de kök 3. 5 kök ise burası da 5 kök 3 diyebiliriz zaten. Sıkıntı yok. Hatta A iken burası da A diyebiliriz. A dikkat et. Kök 3, 5 kök 3 ve A'nın toplamı 12 eksi A mı? Evet. 12 eksi A eşittir. 6 kök 3 artı A yaptı. Buradan 12 eksi 6 kök 3 eşittir. 2 A yaptı. A'yı da böylelikle kaç buluruz? 6 eksi 3 kök 3 şeklinde buluruz. Evet A'yı 6 eksi 3 kök 3 bulduysak bana ne lazım? Hocam buradaki noktanın hapsisi lazım. Yani şuradaki uzunluk lazım bana. Şuradaki uzunluk da 5 kök 3 artı a değil mi? 5 kök 3 artı a. Yani 5 kök 3 artı 6 eksi 3 kök 3. O da kaç yapıyor? 2 kök 3 artı 6 yaptı. E, o zaman merkezimiz ne oldu? Apsimiz şu. E, 2 kök 3 artı 6. Virgül ordinatımız da 3. Yarı çapı da 3 oldu. O zaman x eksi şu. 2 kök 3 eksi 6'nın karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 3'ün karesi şeklinde olacaktır. Cevap da o zaman ne yaptı? Denizli şıkkı yaptı arkadaşlar. Üçüncü soruyu denizli bulduk. Geldik dördüncü soruya. Dik koordinat düzleminde merkezleri y eşittir x ve y eşittir x x doğrusu üzerinde olan. Yani burası 45 burası da 45 45 mi oldu? Evet. Yani şurada kaç 90 derece oldu. Peki A ve C merkez çemberler birbirine B ve D'de. B ve A ve C merkezli çemberler birbirine B ve D merkezli çemberler de birbirine eştir. Evet, büyük çemberler kendi arasında, küçük çemberler de kendi arasında eşmiş. Sonra A merkezli çember D1, D2, D burada teğet olan doğrulardan bahsetmiş arkadaşlar. A'dan B'den C'den D'den bahsetmiş. Bak D, D1, D3, D bak şuna bak. D çemberine bak. Nereye? D6'ya sonra D1'e, D2'ye görüyorsun. D1, D3, D5. D1 D3 ve Nereye? D5 doğrularına. D5'e değil ya. D6'ya teğet olacak. Pardon. Değil mi? D merkezi çember. Evet. Şurada bir yanlış yazılmış. Neyse. Mesela A merkezi çembere bak. D1'e, D2'ye ve D7'ye. D1, D2 ve D7 doğrularına teğet olarak söylenmiş. Neyse devam edelim. Ona göre boyalı ABCD dörtgeninin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet burası 6'ya 2. Burası 14'e 2 olduğuna göre ordinatları hep 2 burada. Tamam. Bunda herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Ordinat 2 ise e, bunlar da paralelse burada güzel şeyler çıkacak aslında. Ya da ordinattan değil de apsilerden gidelim. Burası kaç birim? 8 birim. E, burası da 8 birimse merkezdeye çektik çektikten dolayı yarı çapı 4 birim 4 birim oldu. Evet. Bunun da yarı çapı 4 birim. E, buradaki ben merkezleri bulabilirim. E, hatta merkezleri bulabilirim. Bulabilirim. Evet bulabilirim. Şurası kaç birim? 4 birim. Evet merkezi B e, yarı çapı 4 birim ta, pardon. Şu alttan 4 birim ileride ne var? 10 var. 10'a kaç birim yukarıda? Onu bulacağım arkadaşlar ben şimdi. Şurada da merkez teğet çektik yapınca bu eş, eş çemberlerdi ya. Bu da 4 ise buradaki uzunluk da 4 birim olacak. O zaman şurada dikkat et. Şu merkez teğet çektikten dolayı burası da 4. E bunun yarı çapı da 4 oldu. Hatta bu aradaki uzunluk 4 ya. Burası da 2 burası da 2. Bunun yarı çapı da 2. Hatta bunun yarı çapı da 2 olmuş oldu. E, çünkü eş çember olduğundan dolayı. Evet bunun da yarıçapı 2 birim olmuş oldu. Şimdi hadi bu bilgilere göre şuradaki noktaların hepsini bulalım. Şimdi 6'dan kaç birim şeyde? Hop 4 birim sağda. Yani burası 10'a kaç birim yukarıda ona bakacağım. Alttan hocam 4 birim burası, 4 birim de burası. 8 birim yukarıda. Nereden? 2'den 8 birim yukarıda. Ne var burada? 10 var. Zaten y H'tir, x doğrusu üzerinde ya. Apsisi belliyken iken da belli olacak. Evet buradaki noktaya bakalım. 6'dan kaç birim solda? 6'dan 2 birim solda. Burası 4 olacak. Y x doğrusu üzerinde olduğu için 4'e 4 olacak burası. Sonra şuraya bakalım. Şuraya bakalım. Buradaki noktada e, eksi 10'dan 4 birim sağda eksi 6'yı. Burası eksi 6'ya 6 noktası yapacak. Y eksi x doğrusu üzerinde olduğu için. Ki zaten 2'den de 4 birim yukarıda. Oradan da bulabiliriz. Sonra burada eksi 10'dan bak şöyle bakacak olursan 2 birim solunda. O zaman burası eksi 12'ye 12 noktası yapmış oldu arkadaşlar buradaki noktada. Tamam mı? E, çünkü y eksi x doğrusu üzerinde olduğu için. Şimdi ben ne yapacağım? Büyük üçgenin alanından, şu büyük üçgenin alanından beyaz üçgenin alanını çıkartırsam e, sarı bölgenin alanına ulaşırım. Peki şu 4'e 4 noktasıysa, 4 4 ise burası 4 kök kim yaptı? Hani x kenardaki üçgenden ya da orijinal olan uzaklıktan. Eksi 6'ya 6 ise burası 6 kök kim yaptı? Evet. Sonra 10 10 ise... 10 kök 2 yapacak burası. Şurası 10 kök 2 yapacak. Burası da 12 kök kim yapacak? Evet. 12 kök 2 şeklinde bulundu. E o zaman büyük dik üçgenin alanından 12 kök 2 çarpı 10 kök 2 bölü 2'den neyi çıkartacağız? Şuradaki beyaz alanı 6 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2'yi çıkartacağız. Şunlar bölü 2 ile sadeleşti. 120 eksi. Bunlar da bölü 2 ile sadeleşti. 24'ten cevap sanırım 96 çıkıyor arkadaşlar. Evet o zaman cevap Akçay oldu 4. soruda. Geldik 5. soruya. Aşağıda birbirine dik iki direğe şekildeki gibi gösterildiği gibi merkezler sabitlenmiş birbirini çeviren çarplar verilmiştir bir de. Bu sistemdeki bir arızayı gidermek için mühendis aşağıdaki bilgileri not etmiştir. Yatay direği x ekseni. Evet şu yatay direk x ekseni arkadaşlar. Dikey direk de y ekseni olduğunu söylemiş. Eyvallah. Sonra birleşimi 0'a 0 noktası olarak verilmiş. Çarkların merkez noktaları eksi 12'ye 0. Evet burası eksi 12'ye 0 noktası ve 0'a eksi 16 noktası. Tamam. Sonra çemberler birbirine değdiği zaman merkezlerini ne yapıyorduk? Birleştiriyorduk. Birleştirdiğimizde tam değme noktasından geçecek. Ve değme noktası da eksi 9'a eksi 4 olarak verilmiş. Eksi 9'a eksi 4 olarak verilmiş. Bir kere burası kaç birim? Hocam burası 12 birim. Şöyle bakacak olursak. Burası kaç birim? 16 birim. 12, 16, 23 genden burası da 20 yapacak. Şu iki nokta arasındaki uzaklığa bakalım. Eksi 12, eksi 9, 3. Y'den farkı da 4. 3, 4, 5 üçgenden burası 5 çıkar. Ee, sonra tamamı 27. Burası da 15 oldu. E o zaman bunun yarı çapı 5. Hocam burası da 5. Tamamı 12 idi. Buraya 7 kaldı. Sonra bunun tamamı 16. Yarı çapı 15 ise burası 15 ise buraya da 1 mi kaldı? Evet. Buna göre çarkların direklerin birleşim noktası olan en yakın noktalar arasındaki uzaklık. Evet. Yani çarkların direklerin birleşim noktası şurası ve şurası. Yani şuradaki uzunluk isteniliyor bizden. Şöyle dik üçgen. Şöyle bir dik üçgen geldi kardeşim karşımıza. Şurası 1 bir birim olarak buldum. Burayı da 7 birim olarak buldum. Bizden de şu x isteniyor. x'in karesi eşittir 1'in karesi artı 7'nin karesi ya. Bu da 50 oldu ya. x de böylelikle kök 50 yapar. Kök dediğimiz 25 çarpı 2 olduğundan 25 dışarıya 5 diye çıkacağından cevap da böylelikle 5 kök 2 çıkar. Evet böylelikle cevabı ne bulduk arkadaşım? Balıkesir olarak bulduk. Ve geldik 6. soruya. Karayolları 52. Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir dönel kavşan içerisine şekilde gösterildiği gibi havuzlu bir yeşil alan yapılacaktır. Havuzu planlayan mimar bilgisayarında çalıştığı programda şekildeki dik koordinat düzlemini çizdiğinde havuzun yapılacağı yeşillendirilmiş çembersel bölgenin denklemini bu olarak bulmuş. Merkezi 6'ya 0 yarı çapı da 10 mu oluyor? Evet. Merkezi 6'ya 0 x80 üzerinde. Bak 6 burası 6. Sonra yarıçapı da 10. Yarı çap uzunluğu da 10. Şu yarı çarp uzunluğu. Evet burası. En etkili silahımız yarı çap çizmek değil miydi? Evet al sana yarı yarıçap Yarı çarp çizince hocam burası 10. E 6, 8, 10 üçgenden burası ne çıktı o zaman? 8 çıktı. E hocam burası 90 ya merkezden keşe çizilendik. Keş iki eş parça bölecek ya da buradan yarı çap çizip de yine bulabilirsiniz. Burası da 8. E yarı 10 olduğundan dolayı buraya da kaç kaldı? 4 kaldı. E köşegenler dik geçsen e, havuzun alanı isteniliyor bizden. E köşegenler çarptığının yarısı değil midir? Evet. E burası da kaçtı? 6, 8, 10 üçgeninden e, 6 burası da. E burası da 6 olduğundan dolayı e, köşegenler çarpma. Bir köşegen kaç? 20. Diğer köşegen kaç? 16. 20 çarpı 16 bölü 2 isteniyor bizden. Cevap böylelikle ne çıkar? 160 çıkar. Ve böylelikle 6. soruyu da hallettik. Geldik 7. soruya. Yani sanırım son soru. Kitabın son sorusu. Aşağıda bir buz hokeyi oyun sahasının krokisi verilmiştir. Buz hokeyi sahasında oyunun başlatıldığı tarafsız bölgede bir takımların bölgeleri olan uç bölgelerde ise ikişer özdeş çembersel bölgeler bulunmaktadır. Evet bir ve ikişer özdeş bunların hepsi de özdeş çemberlermiş. Bu buz hokeyi sahası şekilde gösterildiği gibi yatayda ve düşeyde iki eşit parçaya ayrılacak biçimde dik koordinat düzlem sistemine yerleştirildiğinde. Evet arkadaşlar dikkat edin. Şurası x ekseni, şurası da y ekseni olarak verilmiş bize. Şuna bir dikkat edelim. Bunu kullanacağız büyük ihtimalle. Ondan sonra farklı uç bölgelerdeki çemberler y eksenine göre simetriktir. Bunlar y eksenine göre simetrik olarak verilmiş. Aynı uç bölgede bulunan çemberler arasındaki mesafe, en az mesafe 6 metre. Arkadaşım şurada çemberler arasındaki en kısa mesafe bak aynı uç bölgedekinden bahsediyor. Aynı uç bölgedeki çemberler arasındaki mesafe en kısa mesafe neymiş? 6'ymiş. E, birbirine göre x x eksenine göre de bunlar simetrikti ya. O zaman buradaki uzunluklar 3 birim 3 birim yaptı? Çünkü simetri olduğu için. En kısa mesafede burası. Şurası yapıyor. En uzun mesafe dediği zaman ne olacak? En uzun mesafede şu. Bunları da ekleyeceğiz. Yani burası da R, burası da R, burası da R, burası da R. 2R artı 6 mı yapıyor? Evet. 2R artı 6'yı da 14 demiş. R'yi de böylelikle kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Evet burası 2. Burası da 2 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Sonra uç bölgedeki her bir çemberin tarafsız bölgedeki çembere olan uzaklığı en az 9 metre olarak verilmiş. Evet tarafsız bölgedeki bu çembere en az uzaklığı da şey. Evet bunun yarı çapını kaç vermişti bize? 2. Bu çemberler işte 2. Şuradaki mesafeyi de bize kaç vermiş? 9. Hocam Şurası simetri olduğu için 90 derece ya. Bak ne çıktı? 9 2 ve 2. 13. Yani şurası 13 oldu. E, burası kaç? 5 oldu. 5 13 ne üçgeni? 5 12 13'ten burası da 12 mi oldu? Evet. Aynı şeyler burada da geçerli tabii ki. Yani sen burada da işlemini yapsan şöyle aynı işlemler. Burada da geçerli 5 12 13 üçgeni. Şurası 13, şurası 3, burası 2, burası da 2. Şurası da 3 olduğunu söyleyebiliriz. Hatta buradaki uzunluğun da yine 12 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bizden ne isteniyor arkadaşlar? Oluşturulan dik koordinat sistemine göre aşağıdakilerden hangisi? Bu sağdaki çemberlerden birinin denklemi değildir. Merkezleri yazalım tek tek arkadaşlar. Birinin merkezi 0'a 0. 0 yarıçapı da 2. Yani o zaman birinin x eksi sıfırın karesi x kare artı y kare eşittir 2'nin karesi olacak. Yani x kare artı y kare eşittir 4 ya da x kare artı y kare eksi 4 eşit 0 Evet çemberlerden birinin denklemi mi arkadaşlar? Aynen öyle. Şimdi diğerlerini de bulalım. Hocam 12 birim solda 5 birim yukarıda. Yani eksi 12'ye 5 yapacak. Burası da eksi 12'ye kaç yapacak? Eksi 5 yapacak. Burası artı 12'ye artı 5 yapacak. 12 sağda 5 yukarıda. Burası da artı 12'ye eksi 5 yapacak. Ve bu çemberlerin denklemine göre şeyi yazacağız arkadaşlar. Yani mesela şeyi yazdığımız zaman. Birinci bölgedekine göre yazdığımız zaman x eksi 12'nin karesi artı y eksi 12'nin karesi y eksi 5'in karesi eşittir 2'nin karesi kaç yapacak arkadaşlar 4 yapacak tabi bu değişiyor her ikisinde eksi eksi olacak sonra artıya eksi olacak sonra artıya artı olacak sonra eksiye artı şeklinde olacak diyebiliriz arkadaşlar burada 4 tane daha çember denklemi karşımıza gelecek ben şunu bir açayım belki işimi kolaylaştırır x kare artı değil eksi 24x artı 144 ee, ondan sonra artı sonra y kare eksi 10 y yi, artı 25 eşittir 4 mi yapacak arkadaşlar evet yalnız burada genelleme yapalım 4'ünü birden düşünelim bence hocam burası eksi olduğu zaman burası eksi 24 x artı olduğu zaman artı 24 x olacak ya da düzenleyelim öncelikle ya da düzenlemeden önce yine söyleyeyim bu eksi de olsa karesi 144 artı da olsa karesi 144 sabit sayı burada değişmiyor bu eksi de olsa karesi 25 artı da olsa karesi 25 yapıyor. Sabit sayı asla değişmiyor. O zaman bu şekildeyken denklemimiz x kare artı y kare eksi 24 x eksi 10 y. Sabit sayılar asla değişmiyor. 144 4'ü buraya atınca 140 140 artı 25 sabit sayımız daima ama daima ne olacak? Artı 165 olmak zorunda. Bu şeye göre değişiyor. Eksi olduğunda eksi 24 x artı olduğunda artı 24 x. Bu eksi olduğunda ee, burası eksi 10 y. Bu artı olduğunda burası artı 10 y. Bunlarda bir değişiklik oluyor ama sabit sayılarında bir değişiklik oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Burası kesinlikle ama kesinlikle 100, artı 165 yapmak zorunda. Ee, burada artı 24 x eksi 24 x hepsinde olabilir. Eksi 10 y eksi 10 y artı 10 y hepsinde olabilir. Ama artı 165 hepsinde kesinlikle olmak zorunda. Yani şunlar 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 kesinlikle olur diyebiliriz. Hepsini tek tek yazmayalım. Çünkü sabit sayılara baktığımız an eksi de olsa artı 144 artı da olsa artı 144. Burası da eksi de olsa artı 25 artı da olsa artı 25. Sabit sayımız asla ama asla değişmiyor. Artı 165 yapmak zorunda. Yani eksi 165 olmuyor. Burası arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Ve gençler böylelikle bu olayı bitirdik. Evet neyi bitirdik? Metin yayınları Kitabı böylelikle bitti. Hadi biraz konuşalım. Biraz. Çok fazla vaktiniz var. Gerçekten ama gerçekten. Ben ee, bu kitabı çözerken çok değişik sorularla karşılaştım. Yani bu kitabı çözmemdeki en büyük sebeplerden biri de zaten buydu. E, burada e, hocalarımıza e, Gökhan Metin ve, ve Müjdat Erzen hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Şuradan bakıyorum diğer ekrandan isimlere. Gerçekten çok güzel sorularla bizi karşılaştılar. Ya önemli olan da zaten böyle değişik tarzdaki soruları görüp o soruları yorumlamak benim çok hoşuma gidiyor. Sınavda da siz o şekilde bir sorularla karşılaştığınız zaman ilk defa görmemiş olursunuz. Yani sınavda böyle sınav ayarında çıkacak sorularla çok karşılaşacaksınız. Yani genel itibariyle baktığımız zaman üçgenleri çözerken gerçekten çok zevk aldım. Dörtgenleri çözerken gerçekten çok zevk aldım. Aynı şeyi çember ve analitik için de söyleyebilirim. Ama en son çözdüğüm kısım şu anda analitik olduğu için analitik çok aklımda kaldı mesela. Analitik geometri kısmı mükemmel. Tabii ki üçgen de güzeldi. Şey de güzeldi ama şu an aklımda kalmadığı için çok fazla sorular. Ama çözerken de orada çok değişik sorularla karşılaştım. Ve sizi geliştirecek sorular mutlaka mutlaka soru kitap içerisinde var. Bazen zor sorularla karşılaştık mı karşılaştık. Ama e, yani illa her zaman kolay sorularda yapacak değiliz. Ama ben hep şunu savunurum. Geometride yani kitap içerisinde çok zor dediğim soru oldu mu olmadı. Yani geometride verilen bilgileri kullanabildiğiniz sürece zaten zor soru yoktur. Her bir bilgiyi o e, soru içerisindeki mantığına göre kullandığınız zaman soruları çok da rahat bir şekilde yapabildiğinizi biliyorsunuz ve gördünüz bu kitapta da gördünüz. Evet ben gerçekten bu kitabı çözerken çok büyük bir zevk aldım. Yani umarım o zevki de size de yaşatmışımdır. İnşallah siz de çözerken o zevki e, hissediyorsunuzdur. Ee, özellikle şeyde e, üniversiteliğim testlerinde çok değişik sorularla karşılaştık. E, normalde diğer testlerdeki sorularda e, size böyle ön hazırlık gibi bir şey. O her kitapta zaten bu tür sorular var. Yani öğreniyorum testi ve işte ne testleri vardı? Vallahi unuttuk. Şöyle bir bakacak olursam. Pardon. Şöyle şuraya bakalım. Pekiştiriyorum testi ve öğreniyorum testi vardı. Öğreniyorum testinde böyle temel kalıp soruları öğreniyoruz. Pekiştiriyorum testlerinden yaptık? Biraz... E, işi bir üst seviyeye daha taşıdık. Sonra e, üniversiteliğin testlerinde de yani işi böyle yeni nesil, böyle çok değişik yeni nesil sorularla karşılaştık ve yeni nesile orada işi iyice taşıdık arkadaşlar. Gerçekten değişik tarzda bir kitaptı ve çok zevk alarak çözdüm. E, i̇nşallah size bu konuda da katkım olmuştur. E, benim amacım zaten bu. Ben sadece konu anlatımı yapan biri değilim. E, değişik kitaplar gördüğüm zaman sizinle de tanıştırmayı seven birisiyim. E ee, bu kitapta onlardan biri oldu. İnşallah e, bu videoyu dinliyorsanız zaten sınava yakın zamanlarda dinliyorsunuzdur. İnşallah sınavda da yaptığınızın emeklerinin karşılıklarını da alırsınız ki herhangi bir kitabı bakın herhangi bir kitabı hakkıyla bitirdiysen mesela bu kitaptan bahsediyoruz. Sen bu kitabı hakkıyla bitirdiysen geometride büyük ihtimalle bir aksilik yaşamazsın. Full ya da full'e ya yakın yaparsın. Çünkü bütün emeğini bu kitapta göstermiş oldun. Sadece bir kitap yeterli mi? Aslında değil ama yani hakkıyla bitirdiğin zaman yeterli de olabilecek diyebiliriz aslında. Ben tabii ki genelde en az iki kitap öneriyorum ama hakkıyla bitirildiği sürece yani bütün soruları tam anlamıyla anladıysanız pekiştirdiyseniz çözümünü anladıysanız anlamadığınız soruları şöyle bir yere not aldıysanız ve sonrasında geri dönüp bakarsanız çok çok büyük faydasını görürsünüz arkadaşlar. Bu kitapta da çok çok değişik sorularla karşılaştık. Evet buradan Metin Yayınları yazarlarına tekrardan Gökhan Metin ve Müjdat Ercan hocalarıma teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir içerik sunup e, sizlere aktardığım için ben de çok mutluyum açıkçası. Hocalarım gerçekten çok teşekkürler. E, hadi bakalım sınavda size başarılar diliyorum. İnşallah bu kitaptaki yerlerden yani çözdüğünüz mantıktaki sorulardan gelir diyorum. Ve sonraki projelerde artık konu anlatımım olur ya da değişik şeyler mi olur? Sonraki projelerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.